bu serginin özelliği diğerlerinden ayrılan 90 portreye çıkmış olmam. Daha önce 60'tı. Bir de 100. yıl dönümü Cumhuriyet'in. Bu 100. yıl dönümü 100 tane yapmak istedim. Maalesef 90'da kaldım. Yürüyemedim daha fazla. Nefesim tükendi. Çok yüksek tempoyla çalışmama rağmen. Bu bir. İkincisi, iki tane büyük sergi yapıyoruz şu anda. Birisi İzmir'de, ikincisi Eskişehir'de. Eskişehir'de 27.10.2023'te açılış yapılıyor. Onun da adı Ergün Başar Portre Galerisi, müzesi. Ve oradaki espri ile buradaki espri farklı. Orada günümüzün insanları yok. Burada ise yaşayan insanlara ağırlık verdim. Ve bu yaşayan insanlar da şu anda aramızda. Ve bunlar Kemalist ideolojiye inanmış ve zorluklar içinde bugünlere gelmiş insanlar. Ve tabii bu devam eden bir süreç. Artı bir de bayan yok diyorlar sergilerde. Ben de bu sefer Amerika'ya el attım. Amerika'dan iki tane çok başarılı Türk kadınının portresini yaptım. Belki bir tanesi gelecek. Canan daha deliren. Şimdi burada önemli olan şu. Ben insanlara mesaj vermek istiyorum. Eğer biz Atatürk'ün fikirlerinin, felsefesinin bugüne kadar uygulamalarını yapamadık için tökezledik. Ama geç değil, yapabiliriz. Benim de çorbada tuzum olsun burada. Şimdi büyükşehir belediyeleri bana destek veriyorlar. Çünkü karşılıksız hem o hem biz bir hizmet yarışı içindeyiz. Bu büyük bir galeri ve yaklaşık 3000 metrekare. Bizim kullandığımız alan 2000 metrekareden biraz fazla. Ona rağmen biz buraya sığamadık gene de. Ama çok büyük destekleri var. Biz ne kadar büyüdükçe, ne kadar koleksiyonumuzu geliştirdikçe o kadar da belediyelerden takdir görüyoruz. Bu önemli bir şey ve yarış halinde. Hatta İzmir Büyükşehir Belediyesi dedi ki biz buraya bir müze açalım ve insanlar gelsin, gezsin. Dedim olur. Böyle bir projemiz de var ve devam ediyor şu anda. Bir ikincisi daha önemli olan şu. Bizim kadın sanatçılarımız veya kadın bilim insanlarımızı desteklemenin bir yolu bu. Tanıtıyoruz. Büyük başarıları var. Bu başarılarını herkesin öğrenme hakkı var. Ve takdir etme hakkı var. Bunun da ben bir yerde uygulayıcısı oluyorum. Burada farklı yaşayanlar ağırlıkta şu anda son yaptığımız. Yaklaşık 8-10 tane yaşayan insanlarımız. Mesela son depremde çok etkilenen birisi olarak ben Haluk Levent'in portresini yaptım. Ve Haluk Levent bana göre ilkleri başarmış bir kişi. Verici bir insan. O yüzden birlikte bir kader birliği yaptık. Şimdi bu sergilerin iki tane sergi var. Eskişehir'de ve İzmir'de. 100. yıl dönümü birincisi hareket noktamız. İkinci hareket noktamız 29 Ekim Büyük Cumhuriyet Bayramı törenlerine katkıda bulunuyoruz. Bir de üçüncüsü bu sergi 10 Kasım'a da açık. Ve 2 ay 5 gün açık bu sergi. Ve bu metroda yapmamızın sebebi bu etkinliklerin metrolara kadar indiyor. Müzik olarak da indiği, biz de ona resim olarak destek veriyoruz. 29 Ekim, 100. yıl dönümü, 10 Kasım Atatürk'ün yeniden doğumu.